10 Mayıs, 16 Mayıs tarotlar konuşur. Bunlar benim kendi yarattığım tarotlar. Hepsini kalbime göre dizayn ettirdim. Haritanın enerjisine göre de ayarlattım. Türkiye enerjisine göre de yaptım. O yüzden hani tarotlarla astroloji bir uyum olur mu? Astroloji tabii ki harita ve matematik okuma ama duru gönlünüz yoksa siz o haritayı istediğiniz kadar matematiksel yapın. Bakın göremezsiniz. Yani Rabbim ilk önce duru görüyle onu okumanızı da göstermesi lazım. Yani bu da benim hissettiklerim diyorum. Evet, değerli koç burçları için koçlara şöyle not alıyorum. 3 kart seçiyorum. Özellikle iş hayatınızla alakalı. 1, 2, 3. Evet, kafanızda oturtamadığınız soru işaretleri var. İşte ihanete mi uğrayacağım? Yani devamlı kafanızdaki endişe, korku, kaygı, güvendiğiniz insanlardan zarar mı göreceğim? Ve burada yöneticilerimle aramda sıkıntı ve huzursuzluk var. Ve bunlarla bağımı nasıl güçlendiririm dediğimiz noktada ya da iş probleminiz hala devam ediyor ve evde oturuyorsanız Allah kısmet ederse 6. ayın itibariyle sizin iş kapınızla alakalı sorunların biteceği gözüküyor. Bakıyorum, özellikle kendi işini yapanlarda büyük bir dengelenme, rahata erme ve maddi olarak kafanızda bir erkekten alacağınız destek size rahata erdirecek. Aşk hayatınıza bakıyorum. Evet, tebrikler. Evliyseniz ilişkinizde toparlanma, yenilenme. Eğer ilişkiniz yoksa muhteşem bir aşka yelken açacaksınız ve bu aşk sizi gerçekten mutlu edecek. Bu ara çevrenizdeki insanlar size yalan söyleyebilir. Yalan konuşmalar yapabilir. Bu yalan konuşmalar canınızı sıkabilir. Dostlarınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederim değerli koç burçlarım. Değerli boğa burçlarına çekiyorum 3 kart. Bakalım değerli boğalar, siz ne yaptınız? Evet, iş konumuzla alakalı noktada hedeflediğiniz mührü vurma, kendi işinizi kurma ya da bulunduğunuz iş kapınızda büyük bir aydınlanma yaşayacak gözüküyorsunuz. Ama şöyle bir sorun var. Kendi işini yapanlarda korku, endişe, kaybetme korkusu ve içsel dünyanızda panikler yaşıyor olabilirsiniz. Aslında işinizle ilgili küçülmeye gidebilirsiniz ama farklı bir kurumsal ya da büyük bir firmada çalışıyorsanız mühür vuracaksınız. İşsiz olan insanlar için evet, vakti ve zamanı geldi. Haziran ayı itibariyle ya da Mayıs'ın sonuna kadar iş kapınızın anlaşması gerçekleşecek. Devlet bile kapısı bekliyorsanız bununla ilgili olumlu süreciniz var değerli boğa burçları. Aşk için seç. Evet, sizin kalbinize cesaretle doğacak ya da evliyseniz cesaretsiz giden ilişkinizde çok güzel bir bereketlenme yaşayacaksınız. Ve bu bereketlenme hem hayatınızdaki aşk heyecanı hem de güneşiniz yeniden doğacak olarak bir kart daha çekiyorum. Evet, hamile kalmak isteyen ya da çocuk isteyen ya da evlenmek isteyen için artık bu teklifi alma enerjiniz var. Evet, İkizler Burcu için 3 kart seçiyorum. Değerli İkizler Burcu için 3 kart. Evet, ikizlere bakıyorum. 1, 2, 3. İşinizi terk etmek isteyebilirsiniz. Buradaki insanlarla aramızdaki bağda anlaşamıyoruz ve onlar karanlık evrede. Ben bir türlü kendimi burada gösteremiyorum. Hayatım artık yeniden başlamak istiyorum ve yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. O yüzden yeni bir iş teklifi, yeni bir oluşum. Yani sizin için yengeç ayı, yani 21 Haziran'dan sonraki iş kapılarınızı araştırabilir, doğru iş kapınızı aydınlığa kavuşturacaksınız. Yalnız burada aile büyüklerimizle ilgili bir sağlık problemi olabilir, ihmal etmeyin. Eğer aşk bekliyorsanız size gelecek güzel iletişim, birlikte kitap okuyacağız, birlikte vakit geçirecek, birlikte uyuyacağınız hayat arkadaşınız var. Uzun süredir ilişkiniz yoksa, evet, Allah size bu nasibi verecek, güzel bir aşk yaşayacaksınız değerli İkizler Burcu, ama evli olanlara da ev almak, kandilimiz aynı düzende yanar, ev almak, araç anahtarı, toprak yatırımı niyetimiz olabilir. Bu yatırım sizin için gayet sağlıklı olacak diyorum. Değerli yengeç burçlarına 3 kart seçiyorum. Yengeçler, ne yapıyorsunuz? Yükselen ve ay burcunuzu da takip edin lütfen. Bakıyorum hemen. 1, 2, 3. Değerli yengeç burçları, özellikle çok kadın ve erkekli bir noktada çalışıyorsanız
Ve ateş burcu birileriyle, ateş koç, aslan, yay burcu birilerine çalışıyorsanız aranızdaki iletişimi güçlendirmeniz lazım. Birileri size sıkıntı yaratabilir. Evet, aşık olmak isteyen kadınlar diyor ki doğru erkeği, eğer erkekler aşık olmak istiyorsa doğru kadını bulma dönemi. Yani sizin bu dönem aşksınız, ruh ikiziniz ya da hayat arkadaşınız, kalbinize doğacak doğru erkeği ve doğru kadını bulma noktamız var gözüküyor. Kendi işini yapanlara bakıyorum. Evet, ölüm gibi kederdesiniz. Maddi manevi yetemediğiniz gözüküyor ama der ki siz yaşıyorsunuz, toprağınız, işiniz bereketlenecek, korktuğunuz gibi değil, aydınlık noktaya erişeceksiniz. Sadece sabrınız kalmadı çünkü artık ruh olarak da iskelet gibi düşünüyorum. Bu ara uyku problemi yaşayabilirsiniz. Devamlı gözünüz açık, devamlı plan yapıyor olabilirsiniz. Bu da sizi yormuş olabilir. Ama şunu demek istiyorum değerli yengeç burçları, güzellikle sağlık olarak diş eti iltihaplarınız ya da diş sıkıntılarınız, 20'lik dişlerinizde sıkıntı olabilir. Evet, aslan burçları için çekiyorum bir kart, üç kart. Bir, iki, üç. Değerli aslanlar, para şansınız. Yani burada iş şansınız, kendi işiniz, iş kapınız, para kapınızla ilgili güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Bu fırsatları doğru noktada eriştirdiğinizde burada tapular gözüküyor ya da ailenize ait mal, miras konularınız ve iş konularınızla ilgili aksi giden her şeyde toparlanma evresi. Yani der ki dönüştün, dönüşme ruhundasın. Yani hazinen dönüşüyor, rızkın dönüşüyor, ilişkin dönüşüyor ve ruhun iyileşiyor. Yani sen kendini bu ara çok dağınık, çok huzursuz, çok mutsuz, her şey üst üste geliyor, tahammül gücüm kalmadı diyorsanız der ki ruh iyileşecek, panik yapma. İlişkisiz olanlara bakıyorum bir kart. Evet, ben hayat boyu evde mi kaldım diyorsanız hayatınıza evet evlilik yapıp ölene kadar aynı insanla devam edeceksiniz. Eğer dullara bir bakayım. Yani şu an geçmişle ilgili takındığınız noktaları düzeltmeniz gerekiyor değerli dullar, boşanmışlar. Evli olanlara evet deli deli konuşmaları kenarda bırakırsanız, ruhu birleştirirseniz muhteşem ilişki devam edecek diyor. Evet, Başak burçlarına 3 kart seçiyorum değerli Başaklar. 1, 2, 3. Başak burçlarına şöyle demek istiyorum. Beyin damarlarımız ya da devamlı ile konuşma hakimiyeti kendimizi susturamıyor olabiliriz ve çocuğumuzla alakalı sağlık problemi ya da çocuk düşünüyor olabilirsiniz. Bu doğru bir karar. Endişe etmenize hiç gerek yok. Bazen sizde şöyle, ben başarısız mıyım? Her şeyim böyle ters mi gidecek korkunuz var ya, Rabbim sizi yeniden doğuracak. Yani hayatınızdaki boşluklarınız, korkularınız hepsi yeniden doğacak. Yani korkular, boşluklar geride kalacak. Siz yeniden doğacaksınız. Bilgelik ve zenginliktir. Rabbimden istediğiniz tüm kapılar yavaş yavaş açılma dönemine geçiş yapacak ve siz maddi olarak da rahatlama evresine. Evet. Yani sadece şu var. Hani bazen göremediğimiz aynaya kör bakarız ya. Bence siz bir aynanın karşısına geçin, kendi hatalarınızı bir toparlayın ve aynada kendinizle ilgili hatalarla yüzleşin. Ondan sonraki boşluklarınız aydınlat. Çünkü sizde bilgelik ve doğum var ama sizin korkularınız ve boşluklarınız fazla olduğu için cesaretiniz yok. Bunu düzeltmenizi istiyorum. Yani bunu mutlaka istiyorum. Unutmayın lütfen. Şimdi terazi burçlarına çekiyorum. Değerli teraziler, siz ne yapıyorsunuz? 1, 2, 3. Değerli terazi burçları, evet, 3 hafta, 3 gün, 3 ay içerisinde çok güzel bir anahtar, çok güzel bir iş kapınız, işinizle alakalı yaşadığınız pastanız artık size ödül olarak verilecek. Yani iletişimle ilgili yaşadığınız sorunlar, kafanızda büyüttüğünüz kaygılar, endişeler bitecek ve ciddi anlamda bütün üzerinizdeki negatif enerji, şanssızlıkların hepsi geride kalacak gözüküyor. Yeni iş bekleyenler için iki kart seçiyorum. Yani iş beklentiniz var ama şu an daha çözemediğiniz sıkıntılarınız var. İlk önce bunu toparlamamız lazım. Bence nazara geliyorsunuz. Bol bol kurşun döktürün. Üzerinizdeki enerji bir mahkeme işiniz, mahkemeyle alakalı haksızlığa uğrayabilir ve haklarınız yenilebilir. Mutlaka
bunları gözden geçirmeniz lazım. Sağlık olarak bel ağrılarımız söz konusu olarak gözüküyor. İhmal etmeyin. Akrep burçları için 3 kart seçiyorum. 1 2 3 Özellikle bazı akrep burçları yolculuğa, yani değerli akrep burçları yolculuğa, yurt dışı, şehir dışı, yani artık buraya ait olmadığınız ve bunun için yeni bir kapı çıkmasını istiyorsunuz. Yani papürüs, yolculuk, dua ederek dengeyi bulup yepyeni bir hayata başlamak istiyorsunuz. Evet, yani sizin için yepyeni bir hayat başlangıcı, işinizle ilgili beklediğiniz bir şey de olabilir. Yani işiniz için 7. ayda daha rahat ereceğiniz gözüküyor. Bakalım, ilişki için aslında burada kadınlardan alacağınız ya da ilişkinizde kadınlarla ilgili sorun varsa artık bereketlenmeyi, aydınlığı gösterir. Özellikle değerli akrep burçları, kadınlara sesleniyorum. Göğüs kanseri, rahim kanserine yatkın enerjiniz var. İhmal etmeyin. Uzun süredir ilişkisizlere bakıyorum. Evet, doğru insan var. Endişe etmenizi istemiyorum ama siz kalbinizdeki unutamadığınız kişiyle gelmesini istiyorsunuz. Onun için daha vakit var ya da hiç gelmeyecek, artık kabul et. Değerli yay burçları için 3 kart seçiyorum. 1 2 3 İnançlarınız, yani ruh, bu dünyada yapamadığım eksikliklerimiz, eğitim hayatınız, iş hayatınızdaki yarımlıklarınız, ben artık devamlı bir yolculuk evresine gitmek istiyorum ama işimde yükselmek istiyorum, masaya şapkamı koymak istiyorum, artık benim de ismim, alanım güçlensin, yani artık biri benim koruma altına alsın, yani güzel seyahatler edeyim ve bu yaşadığım felaketlerden kurtulup yepyeni ben yaratmak istiyorum diyorsunuz. Biraz zor olacak ama bir kart çekiyorum. Evet, bunu başaracaksınız ama 4 ay gibi bir zaman var. 4 ayın yanı 4, 1, 2, 3, 4 kitap var. Kenardaki dalları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ay içerisinde de bir ev anahtarı sahip olacaksınız değerli yay burçları. Eksik olan bir mal ya da alınmasını istediğiniz bir para varsa da bu para hanenize girecek. Endişe etmenizi istemiyorum. İhmal etmeyin. Değerli oğlak burçları için 3 kart. 1, 2, 3. Vallahi bak, oğlak çektim. Bakın. Hayal. Yani hayal ettiğiniz işinizle ilgili. Artık hani etraftaki insanlara maske takıyorum. İnsanlara güvenemiyorum. Onları otorite olarak, kimlik olarak oturtamadığım için kendi yüzümü saklıyorum. Sadece iş odaklıyım. İşte dengeyi ve geçmesini istediğim geçit kapılarım var. Bunları toparlamak istiyorum diyorsunuz. Evet, bu işteki başarınız aydınlığa erecek. Dengeyi bulacaksınız ve insanların sahtekar yüzünü onlara söyleyeceksiniz ve işinizde büyük bir başarı ve aydınlanma var. Bakalım bu aydınlanma size duygusal hayatınızla, evet duygusal hayatınızda da köklenmeyi gösterir. Ama der ki ben yurt dışı, şehir dışı ya da bulunduğum işte ömür boyu köklenmek istiyorum ve bu kökte büyük bir değer görmek istiyorum diyorsunuz. Bakalım bu değeri göreceksiniz ama etrafınızdaki maskeli insanları kırıp ondan sonra yolunuza bakmanız lazım. Aşk bekleyenleri şu an için var, biraz daha vakit var diyorum. Yani evet, bir aşk enerjimiz var ama daha vakit var. Değerli kova burçlarına 3 kart seçiyorum. Kızım nasıl? 1 2 3 Ya kova burcu, şöyle söyleyeceğim. Özellikle ilişki konusunda kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Ve artık hani su doluya koyuyorum, boş boşa koyuyorum dolu. Yani ben kime ne iyilik yaptıysam hep başımda bir, hep bir bela, bir beddua mı var deriz ya. Aslında sen gezegenlerin enerjisini yavaş yavaş hayatın içerisine sokulacaksın. Yıkılan problemle her şey senin hayatından gidecek. Hayal ettiğin yolculuklar, yarım kalan eğitimin, işinle ilgili beklediğin çok güzel bir aydınlanman olacak ama senin içsel dünyan, yani o kadar kırgın ki, yani hiçbirinin olmayacağını, hiçbirinin olamayacağını düşünüyorsun. Bir, iki kart daha çekeceğim iş konunuzla ilgili. Yani özellikle kökü yurt dışı olabilir. Haç işareti var. Alevi kökenli olabilir. Ya da
din farkı olan birinden iş konusunda çok büyük bir destek alacaksın. Bir de özellikle şunu demek istiyorum. Adağınız varsa kurban, kan akıtmanız ya da bir hayır yapmanız gerekiyor. Üzerindeki bu ters giden olayı bir şeyle değiştirmeniz lazım. İlişkiye bakıyorum. Ya şöyle söyleyeceğim. Hayatınızdaki insanın size dürüst olmadığını ve hep devamlı yalan söylediğini düşünüyorsunuz. Bakalım bu neden? Çünkü hayatınızdaki insanın deli deli tavırları sizi yıpratıyor ve sizi tam sahiplenmedi. Bu eşiniz de olabilir ve konuşmadığı için kırgınsınız ve siz kendi kendine konuşup kendi kendinize kırılıyorsunuz. Sorun bu. Evet, balık burçları için 3 kart seçiyorum. Değerli balık burçları. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akrep Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Enerjiniz gerçekten Jüpiter'e geçtiğini nasıl anlarsınız? Değerli balık burçları. Enerjiniz yani üzerinizdeki göz, nazar, bereketsizlik, şanssızlık yani Fatma anamızın bereketi, girmek istediğiniz tüm kapılar, işinizle alakalı değişmesini istediğiniz rütbeniz, askere bile gitmek istiyorsanız, devlet kadrosuna bile katılmak istiyorsanız güzel fırsatların çıkacağı, hatta konuşarak iletişim içerisinde olacağınız insanlar size iş teklifi yapabilir ve bu teklifleri doğru değerlendirirseniz çok büyük kazançlar elde edeceğiniz gözüküyor. Bir kart daha seçiyorum. Vallahi gerçek. Meditasyon yapın. Enerjinizi düzeltin. Yani şöyle göstereyim. İletişim, yani hava burçlarıyla çok güzel bir iletişim evresine gireceksiniz ve bu sizi çok mutlu edecek gözüküyor. Aşk konunuz için 2 kart seçelim. Bir. Evet, krallık. Doğru aşkı ya da kraliçenizi doğru noktada bulacaksınız ve kırılan kalbinizi doğru insan tamir edecek olarak gösteriyor kartlar. Sağlık için bir kart seçiyorum. Bakalım sağlıkla ilgili. Gayet iyisiniz. Belki kansız olabilirsiniz ya da vücudunuzda su eksikliği olabilir. Vücudunuzu bol bol suyla, son zamanlarda düzensiz yemek yiyor olabilirsiniz. Yemek enerjinizi düzeltmeniz lazım. Evet, yükselen Vay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Bu tarotlar benim kendi tasarımım. Türkiye'nin enerjisi ve dünya kendi Türkiye'mizin enerjisine göre ve burçlara göre de tasarladım kendimce. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Bunlar bana özel. Hiçbir satın bile sadece benden satın alabilirsiniz. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.